Seçimdeki birkaç şeyi bir altını çizmek lazım. Bu seçimlerin birçok olumlu pozitif yanı var. Bir de çok olumsuz tarafları var. Olumsuz taraflarını Kadri Gürsel güzel ifade etti. Bu muhtemelen Cumhuriyet tarihinin en adaletsiz, en özgür olmayan şartları gerçekleşen bir seçim. Ve ilginçtir, iktidarın bu durumla ilgili hiçbir şekilde bir utanç duyduğunu veya bu konudan rahatsız olduğunu hiçbir şekilde hissetmiyoruz. İkincisi, özellikle Muharrem İnce ve Meral Akşener'in, Temel Karamanoğlu'nu da mutlaka unutmamak lazım, çok iyi bir kampanya yürütüyorlar. Yeni bir nesil siyasi liderlerin sahneye çıkışını Meral Akşener, Türkiye'deki ülkücü kanadının lideri olacak, öyle gözüküyor. Muharrem İnce'nin bu seçimde Cumhurbaşkanı seçilmezse sonraki siyasi serüveni nasıl gelişir bilemiyorum ama Muharrem İnce bundan sonra Türk siyasetinde bir oyuncu olacak, orası kesin. Temel Karamanlıoğlu ve Saadet Partisi özellikle bu seçim sonucunda AK Parti'nin oyları düşer veya orada bir ciddi bir çatırdama olur veya seçim kaybedilirse muhtemelen Türkiye'deki muhafazakar kitlenin ana adresi olmaya aday bir yer. Şimdi bir bunu tespit etmek lazım bir. İkincisi, ben bu seçim sonucunda Tayyip Erdoğan seçimi kazansın veya kaybetsin, ne olursa olsun, çok önemli bir gözlem, yani bunu çok orijinal değil ama sanırım bunu birçok kişi görüyor ama ben de bunu ifade duyuyorum. Kalkınma Partisi'nin hikayesi sona erdi. Yani anlatacak bir hikaye kalmadı. 16 yılın sonunda gelinen yorgun, tamamen artık bir kişiye ve onun etrafındaki bir network'e dayalı, neredeyse bir siyasi parti kimliğinin dışında tamamen bir kişiye hizmet eden bir örgütlenme modeline geçtiler. Ama bir hikaye kaldı. Yorgunluk,